Biraz bu şeylerden de bahsetmek istiyorum ben. E, yine Türkiye'de e, gerçi dünyanın her yerinde böyle ama bu tartışılan e, bu sizin de bahsettiğiniz seçme işi. Şimdi siz seçme evet. işini evet. E, yani e, sanırım siz ve doğanızdan şu anda Türkiye'de bu seçme işini çeşitli kollardan hem yayın evi, hem dergicilik hmm. e, hem işte bu atölyeler gerçi Doğan Bey'in evet. atölyeleri yok evet. ama sanırım Anladım. konuk oluyor ara ara bir de jüriler. Evet. Var. Bir ara Doğan Bey oldukça biliyorsunuz şeye maruz da kaldı <gülüyor> <gülüyor> bu konuda. Sonra biraz şey yaptı, evet. çekildi de. Yani e, şimdi bir defa ben e, şeyi kendi adıma bir insanı her yerde görmek beni çok rahatsız ediyor. Tabii. Yani beni de ediyor. Oraya bakıyorum o kişi, buraya bakıyorum bu kişi, buraya bakıyorum bu kişi. Ve şey oluyorum, diyorum ki ya bir insan niye her yerde? Ve bu bir süre sonra yani hep bütün bu konuştuğumuz bu tekelcilik eleştiri mekanizmasının yok olması yani o bir bakıyorum ve şey diye düşünüyorum bu benim seçimim Ol, olmamalı yani bir e, ve e, bu maalesef Türkiye'de bir türlü kırılamıyor yani bir bakıyorsunuz aynı insanlar 10 sene aynı jüride yani ben ya istediğimi yazayım yani ben burada yazarlardan da çok duydum kendim bir okur olarak da evet. şey yapıyorum bunu çok evet. tehlikeli buluyorum ve hiç doğru bulmuyorum. Evet. Fakat bu hiç değişmiyor. Yani bu mekanizmayı bir can yayınlarının şeyi değiştirmeye doğru. çalıştı Erdal Öz. Onun dışında yani hiçbir jüri üyesi de demiyor ki herhalde bu yanlış. Biz ila nihaya biz bu işi yapmayalım. Tabii yani herkese tenzih ederek söylüyorum. Bu tüm bu konuştuklarımız için de bu sistemde de bir arıza olduğunu düşünüyorum ben tabii. Türkiye'de. Yani bilmiyorum siz ne diyorsunuz ama. E, muhakkak var tabii ki. Ama... Ee... Her yerde olduğunu gördüğümüz kişilerin sorunu mu bu asıl olarak yoksa gene içinde yaşadığımız bu edebiyat dünyasının sorunu mu? Yoksulluğu. Çünkü şey mi? o insanların da her yerde olmak istediğini ben hiç sanmıyorum. Ben olabildiğince birçok seçici kuru içinde yer alıyordum geçmişte daha çoktu. Giderek azaltmaya çalıştım. Burada çok basit bazı şeyler de var. Arkadaşınız sizin orada olmanızı istiyor. Olmazsanız kırılıyor oluyorsunuz. Yani şahsi şeyler. Yani böyle şeyler çoktur bakın. Hı hı. <laughs> yani benim içinde bulunduğum seçici kurullara girmemin en önemli nedenlerinden biri yakınlarımı reddedememektir. Yüzüm yumuşak yani. <laughs> e, ama tabii bunu genel olarak yani o kişiselleştirmemek gerekir. Hı -hı. E, genel olarak biz demek ki e, şöyle bir tarafı da var. Ya acaba o seçici kurullarda yer alacak kişiler mi bulunamıyor sürekli? Evet mesela böyle? onu da düşünüyorum Böyle mesela. bir sorun böyle bir evet. sorun olduğunu da e, pekala söyleyebiliriz. Evet. Çeşitli nedenlerle. Eee Tabii seçicilik çok önemli bir sorun. Yani hiçbir zaman yapmak istemediğim bir iş. Ama yaptığım işler nedeniyle ister istemez e, bulunduğum bir konum seçicilik. Yani dergiye diyelim öykü seçiyorsunuz. Hı hı. Orada da bir sorun var değil mi? Ama hiçbir zaman bunu bir sorun olduğunu düşünmeden yine e, de o seçiciliğinizi sürdürmeniz gerekir. Zaman zaman yanlış kararlar verir misiniz? Tabii, Hiç kuşku yok ki. E, yandı, verdiğiniz yanlış kararlar. Bazen önemlidir, bazen çok önemli olmayabilir. Örneğin e, yanlış bir kitabı yayınlarsanız bu önemli olabilir. Çünkü kitap tek başına bir varlık ve unutulmaz, kalıcı. Hı hı. Dergide e, kötü bir öykü mü yayınladınız? Hı hı. Bence çok önemli değil. Yaptığınız işin doğası içinde o e, geçer gider. yani Gerçekten öyledir. E, zaten yayınlanmış bir kitabı yıllar sonra unutmayacaksınız ama bir dergide yayınlanmış bir öykü yıllar sonra hatırlayacak mısınız? Hayır hatırlamayacaksınız. Yani yaptığınız işin yerine e, niteliğine göre de bu değişir. Ama sonunda ne olursa olsun ister bir seçici kurulda ister e, dergi sayfaları için e, bir seçim yapmak tabii ki sorunlu bir iş. Bunu evet. ...bunu bilerek yani, yapmak gerekiyor. Yani biraz gerekir. mesela şey var... ...artık yurt dışında şey başladı biliyorsunuz... ...işte bu sinema jürilerinde yıllardır olan bir şey... ...orada sadece sinemacılar yok... ...mesela evet. işte yazarlar var... İşte ...mesela Türkiye'de de <laughs> edebiyat de, eleştirisi... Biz de, de, de bunun de... olabileceğini sanmayın. Niye yani neden bir Nuri Bilge Ceylan... ...bir e, ne bileyim... ...Haldun Taner Öykü Ödülü'nün jürisinde bakın. olmasın... ...o da bir hikaye anlatıyor... Bak, bak, biliyor bakın. yani anlatmayı. Bizde biz kötü bir okurluk var... ...bunun için <laughs> görmezden geliyoruz. Yani kötü bir okurluk olduğu için... Siz dediğiniz şey çok güzel evet. ama bunu gerçekleştiremezsiniz. Ee, yani siz tiyatrocuların, sinemacıların, e, ressamların iyi edebiyat okuru olduğunu mu düşünüyorsunuz? Yok ya, yani ama bir hikayeleri var ve hikaye anlatmayı biliyorlar. Yani onu işlemeyi de biliyorlar. Sonuçta hani şey tabii ama farklı bakın, bir şey. yani Ama, bir metin, ama bir metin, bir yazınsal metin çok farklı sorunlar içeriyor. Şimdi orada... Ee, bir yazınsal metni oluşturan bir dizi ögenin her birinin nasıl yapıldığını görmek, onları çözülmek değerlendirmek, bu önemli bir şey gerektirir. Ee, önemli bir okurluk düzeyine ulaşmış olmayı gerektirir. Yani her bütün sorunları nasıl çözmüş? Anlatım sorunları nasıl çözmüş? Karakterler, kişiler, bir de kullandığı bir takım teknikler bunların hepsini nasıl çözmüş? Şimdi bu zaten genel olarak eleştiri diye bir sorundan söz ettiğimiz zaman bunların yaygın bir biçimde kazanılamadığından söz ediyoruz. Ee, yani e, sizin o iyi dileğinizin ben başka yerlerde olabileceğim ama burada onun gerçekçi olmadığını düşünüyorum. Bulamazsınız zaten.